Ben şimdi düşünüyorum, hani onların yaşındaykenki halimi düşünüyorum. Kendimi onların yerine koyuyorum. Bence yaptığımız iş bence çok değerli. İki gün gerçekten çok keyifliydi benim için. Büyük bir koşturma arasında bu vakit ayırabildiğim için çok mutluyum. Çok değerli bir proje bence. İlk gün Gaziantep'teki çocuklar inanılmazdı zaten. Branşlardaki gösterileri izledik, o gözlerindeki heyecan, o kendilerine olan o özgüvenleri, o cesaretleri çok güzeldi. Gerçekten bana da geçti. Bugün de çok keyifliydi. Urfa'da da çok güzel bir gün geçirdik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak kız çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve sosyal yönden gelişimlerine spor yoluyla katkıda bulunmak, onların hem sporu hem okulu bir arada götürebileceklerini göstermek, daha özgüvenli, daha cesur ve daha sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak bu projeyi başlattık. Yaklaşık 900 kız çocuğuna farklı spor dallarında yıl boyu süren eğitimler veriyoruz. Buradaki en önemli ilham kaynağımız hem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanı hem de kadın voleybol milli takımımızın kaptanı Eda Erdem bizimleydi. Çocuklarla beraber, onlarla beraber oynadı, eğlendi. O nedenle ben Eda'ya teşekkür ediyorum. Gelecekte yetişecek yeni Eda'lara ilham oldu. Bu projenin bana göre en önemli taraflarından biri, çocuklarımızı sokaktaki kötü ortamlardan kurtarmak. Mümkün olduğu kadar spora yönlendirerek buralarda olmamalarını sağlamak. Masa tenisi oynadım tam çocukluğumdan beri, hep oynuyordum. Ama badminton ilk defa oynadım ve bayağı da oynayabildiğimi, çok hoşuma gitti. Handball ilk defa oynadım. Başta çok kolay gözüktü ama sonra baktım ki işin içine savunma girince, kaleci etkeni girince dedim ki bu iş o kadar kolay değil, iyi ki voleybolcuyum diye. Çok güzel branşlarda kendimi denemiş oldum. Basketbol mesela, basketbol oynamayı çok seviyorum zaten. Bugün kızlarla da basketbol oynadım. Hepsinin söylediği şu oldu: ama sen basketbol oynayabiliyorsun. Ya da işte badminton'da da kötü değilsin diye. Kendimi de görmüş oldum. İlla ki tabii voleybol oynuyorum. İlla ki belirli bir yetenek sayesinde buralardayım ama diğer branşlara karşı olan da kendimce yeteneğimi görmek beni mutlu etti. Bugün çok eğlendim. Özellikle Eda ablanın gelmesine çok sevindim. İlk defa bir ünlüyle tanıştım. Çok sevdim onu. Zaten hayranıyım, büyük bir hayranıyım. Böyle başlamadan önce maça kalbim böyle kıpraşıp duruyordu. Benim branşım basketbol. İlk başta bize kıyafet dağıttılar. Ondan sonra birlikte basketbol oynadık. Normalde çok çekingen biriydim ama buraya gelince arkadaşlarımı gördüm. Artık o çekingenliğim gitti. Yaz tatilinde de buraya yine devam etmek istiyorum. Voleybolcu olmak istiyorum. Zaten zaten olmak istiyordum ama Eda ablayı görünce daha bir böyle istek geldi bana voleybolcu olmak için. Eda abladan imza aldık. Şurada görünüyor zaten. Bu spor faaliyetlerinin bizim kız çocukları üzerindeki etkileri çok büyük. Hem sosyal olarak, hem bedensel olarak, hem de zeka olarak bence sporun çok önemi vardır. Kardeşim spora başladıktan sonra arkadaş çevresi gelişti, daha sosyal birine dönüştü. Çocuğumun özgüveni geldi yerine, ailelere gelişiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yavaş yavaş Urfa bunu aşıyor. Kız çocukları okumak çok zordu. Çok zordu, hayali bile edilmezdi. Buraya başladığından beri özgüveni yerine geldi. Okulda arkadaşlarıyla falan daha çok çevresi olmaya başladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne de buradan çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz çevre sosyoekonomik açıdan çok dezavantajlı bir bölge.
Bu dezavantajı baz alarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin böyle bir çevrede, böyle bir spor salonunda, özellikle de kız çocuklarımıza yönelik böyle bir çalışma yapmaları bizi gerçekten çok mutlu etti. Hem velilerimiz hem antrenörler olarak bizler çocuklarımıza böyle bir katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bugün yapılan organizasyonda da çocuklarımız hem eğlendi, hem öğrendi, hem de güçlendi aslında baktığımız zaman. Kızlarımız Eda Erdem'i tadıma şansı buldular. Bu sayede onu rol model alarak hani sporda nerelere gelebileceklerini belki de hayal ettiler. Hani hayal etmek birçok şeyin başlangıcıdır biliyorsunuz. Güçlü bir birey olarak hayata başlamaları için spor çok çok değerli. Bu projeler de inanıyorum ki onların kendilerine olan özgüvenini, disiplinli olmalarını, paylaşmayı öğrenmelerini, odaklanmalarını güçlendirecek diye düşünüyorum. Ve ileride güçlü kadınlar olarak hayata başladıklarında, devam ettiklerinde eminim diyecekler ki zamanında iyi ki ben voleybol oynadım ya da iyi ki ben handbol oynadım. Milli Olimpiyat Komitesi'ne ben şahsen çok teşekkür ediyorum. Zaten beraber inşallah daha güzel işler de başaracağız. Çok değerli bir proje. Umarım tekrar gelebilirim. Ben şahsen hem çok yoruldum ama hem çok keyif aldım. Umarım ilerleyen projelerle de beraber oluruz.